15 Temmuz gecesi, o tarihi gecede her meslek ve her yaş grubundan vatandaşlarımız Türkiye'nin geleceği ve istiklali için canları pahasına darbecilere direnmişlerdi. İstanbul'un en kritik noktalarından biri de yeni adıyla Şehitler Köprüsü'ydü. Fulya Öztürk de o Şehitler Köprüsü'nde bizleri bekliyor. Ankara'da da Mustafa Berber bizimle olacak ama önce sözü Fulya'ya bırakmak istiyorum. Çünkü gerçekten de Şehitler Köprüsü 15 Temmuz denilince ilk akla gelen yerlerden bir tanesi. Öyle gerçekten Uğur Ömer. Öncelikle günaydın diyelim ve 15 Temmuz şehitlerini saygı ve rahmetle anarak yayına başlayalım. Burası o gece, bundan 4 yıl önce en kritik noktalardan bir tanesiydi İstanbul'da. Bundan 4 yıl önce 15 Temmuz 2016'da saatler 21'i geçtiği sıralarda o dönemki adıyla Boğaziçi Köprüsü'nü darbeciler kapatmış, çok sayıda tank ve asker bu noktaya gelmişti darbeciler ve vatandaşın geçişine izin vermemişlerdi. Haberi duyan binlerce kişi bu köprüye akın etmişti ve darbeciler halkın üzerine ateş açmıştı. 8,5 saatin ardından darbeciler teslim olmuştu. O gece bu köprünün üzerinde ikisi polis, 32'si sivil, 34 kişi hayatını kaybetmişti. Adı değişti köprünün. Şehitlerin anısına 15 Temmuz Şehitler Köprüsü oldu. Burası en simge noktalardan bir tanesi. Buraya darbe girişiminin birinci yıl dönümünde şehitler makamı inşa edildi ve açılmıştı. Hemen köprünün Anadolu yakası ayağında, yani Nakkaştepe'de, hemen de arkamda gördüğünüz şehitler makamı inşa edilmişti. Ve aslında her 15 Temmuz'da İstanbul'da en hareketli noktalardan bir tanesi de işte burası, bu anıt. Burası bugün de gün boyu çok hareketli olacak, şehitler makamı. Yine sabahın erken saatlerinden itibaren zaten vatandaşlar gelmeye başladılar. Ellerinde bayraklarla, karanfillerle, çiçeklerle gelen vatandaşlar var. Şehitler makamının içine girip dua okuyor vatandaşlar. Gece boyunca da buranın çok çok hareketli olması bekleniyor. Çok sayıda basın mensubu da bu noktada. Herkes bu noktaya konuşlandı. Gece boyunca buradaki hareketliliği ve o gece köprüde yaşananları herkes kendi televizyon kanalında canlı yayında ekrana getirecek. Biz de kameraman arkadaşım Halil Kahraman'la beraber bugün gün boyu bu noktada olacağız. Yine bayraklarıyla gelen, yine gaziler var. Çok sayıda vatandaş yine bu noktada ve olacak da bekleniyor. Şimdi şehitler makamının hemen size biraz da özelliklerinden bahsedelim. İçerisi 7/24 sela sesleri yankılanıyor içeride. 251 şehidin adının yazılı olduğu bu noktaya vatandaşlar geliyorlar, ziyarette bulunuyorlar. Tabii 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümlerinde de çok çok hareketli oluyor burası. Hemen bu anıtın karşısında bir de müze var, Hafıza Müzesi. O da geçen yıl açılmıştı. Açılışını yine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yapmıştı. Anıta gelenler hemen bu anıtın karşısındaki Hafıza Müzesi'ne de giriyorlar. Orayı da ziyaret ediyorlar. Orada da o geceye dair çok önemli izler var, fotoğraflar var, videolar var. Şehitlerin ayakkabıları var. O noktaya gelenler o Hafıza Müzesi'nde de o geceye dair o hem acı anları hem de mücadele ruhunu görebiliyorlar. Burası 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Anadolu yakası Nakkaştepe. Burası arkamda gördüğünüz yer Şehitler Makamı. O gece bundan 4 yıl önce 251 kişi şehit düşmüştü. Darbecilere direnen, demokrasiye sahip çıkan kişi, binlerce kişi sokaktaydı. 251 kişi şehit düşmüştü. Şehitlerimizin anısına işte şehitler makamı inşa edilmişti. Bugün de gün boyu buranın çok çok hareketli olması bekleniyor. Buraya gelenler dualar okuyor, bayraklarla şehitlerimizi anıyorlar. Bu noktada olmaya devam edeceğiz. İstanbul'un en kritik noktalarından, en simge noktalarından, şehitler makamında buraya gelen vatandaşlarla konuşacağız.